annenle olan ilişkinden de bahset. He. Bize biraz detaylar ver istiyoruz. Soru gelsin. Doğu Demirkol annesinin kuzusu mu? Hiç alakası yok aslında ya. Onu geçen kardeşimle konuştum. Bizimkiler o kadar kendi derdindeydiler ki biz küçükken. Birisi ben ne yaşıyorum diyor. Evlendiğim kadın bir anda başını kapattı. Ne oluyor burada diyor. Hastaneden gelmiş. Annem, ben okuldan geldim, annem başını kapatmıştı. Onun yaşadıklarında onu da hissettim. Onu da biliyorum şu anda. Ben anneme şey dedim, okula beni almaya gelme. Bunu biliyorum bir çocuk olarak. Çünkü biz kendi düşüncelerimizi kendimiz belirleyelim. Sosyolojik bir gerçekler belirliyor bizi. Sosyal canlılarız. Yani biz hani o yaşa kadar ne yaşadıysam 7 yaşına kadar tesettürlü olmanın hoş bir şey olmadığını toplum bana öğretmiş. Anneme ben şunu dediğimi hatırlıyorum. Okula gelme sakın beni almaya akşam. Ya onu da neler çektiğini şimdi hissediyorum. Babamın abuk durumunu da biliyorum. Eve geliyor ve kadın beraber işte denize girdikleri bikini giyen kadın kapanmış. Ankara hukuk mezunu. Yani eğitimli bir insan neden böyle oldu? Çünkü öyle bir algı var. Annemi de biliyorum. Eve gelen çamaşır makinesini takan adam diyor ki abla okuma yazma var mı diyor anneme. Başı kapalı diye. O da diyor ki İsviçre'de ben yüksek lisans yaptım. Yani Türkçe mi Fransızca mı? Demek zorundaysa diyor tamirci adama. Yani böyle bir meseleleri varken bu ikilinin bize çok vakit ayırmadılar. Annem de babam da ben o ilkokulda okulun kapısına kadar çocuğunu geçirip dudağından öpen anneleri biliyordum ve haz etmiyordum o durumdan da. Benim annem daha cool geliyordu. Annem